Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte öğrencilerin vergisiz olarak satın alabilecekleri telefonlardan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz bu telefonlar geçtiğimiz günlerde netlik kazandı. Aslında daha öncesinde bir takım söylentiler vardı ama dedik inşallah bunlar söylenti çıkar. İnşallah gerçek çıkmaz ama ne yazık ki bu söylentiler gerçek çıktı arkadaşlar. Öğrenciler vergisiz olarak sadece Türkiye'de üretilen ya da montajlanan telefonları satın alabilecekler. Allah'tan arkadaşlar kısa süre önce pek çok Çinli üretici Türkiye'de fabrika açtı da alabileceğimiz model yelpazesi iyiden iyiye genişledi. Yoksa satın alabileceğimiz toplam model 10'u falan geçmeyecekti muhtemelen. Ha bunları da almak ne kadar mantıklı ne kadar değil birazdan size ondan da bahsedeceğim. Dilerseniz hızlı hızlı modelleri söyleyelim. Sonrasında arkadaşlar bu modelleri almak ne kadar mantıklı, ne kadar mantıklı değil buna değineceğiz. Öncelikli olarak Xiaomi'den başlayalım. Malum ülkemizde popüler bir marka. Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S, Redmi 10 2022 alabileceğiniz telefonlar arasında yer alıyor. Oppo'ya baktığımızda A15, Renault 5 Lite'i görüyoruz arkadaşlar. Vivo'da Y15S, Y36, Y35, Y22S ve Y16 var ki Vivo Türkiye'de bir hayli cihaz üretiyor ve bu sebepten ötürü de hani 5 tane telefon yine diğer markalara nazaran biraz daha telefon sayısının fazla olduğunu görüyoruz. Samsung cephesine baktığımızda A01, A21S, A30 ve A52 modelleri var arkadaşlar. A serisi gördüğünüz gibi. TCL'e baktığımızda 20SE, 20E ve L7 modelleri var. Realme'de C21, C21Y ve C25 var. OMX'de X300, X500 ve X5 modelleri var. Tekno'da Camon 16 var arkadaşlar. General Mobile'de 21 Phonix 5G ve 24 Pro var. Casper'da Via X30 Plus, Via M30 Plus var. Reader'da S19 Max Pro S var arkadaşlar. Şunu belirtelim, eski modelleri yazmadık. Yani 2-3 senelik olan modelleri yazmadık. Yani bazı markalarda belirttik bunları çünkü sadece o cihazlar var. Ama bazılarında da işte Reader zaten sürekli telefon üretiyor. General Mobile'de yine eski telefonlar var ama kimse kalkıp da vergisiz olarak satın alabileceği halde 2-3 senelik bir telefonu almaz. Bu da ayrı bir soru işareti. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Öğrenciler bu telefonlardan vergisiz olarak hangilerini tercih edecekler? Şu şekilde düz mantık yürütürsek arkadaşlar. Ya ben bir öğrenci olsam derim ki lan madem vergisiz olarak satın alma hakkım var benim onu. Gideyim en pahalısını alayım. En pahalısından vergi düşürsün. Hani onu satın alayım diye düşünürüm. Yalnız burada bazı markalar fiyatlarını bakın dikkat edin. Fiyatlarını bu yasadan ötürü yüksek tuttular. Bunu dikkat etmenizi rica ediyorum. Bakıyorsunuz tanıtılan telefonun sistem gereksinimleri 2-3 senelik. Bakıyorsunuz bir sonraki gün tanıtımı yapılan telefon çok daha iyi özelliklere sahip olmasına rağmen aynı fiyattan tanıtılmış. Ama bu marka bu X markası kalkmış 2-3 senelik sistem gereksinimlerini modası geçmiş bir kavisli ekran tasarımıyla birleştirip bizlere 16-17 bin liradan satmaya kalkıyor. Neden? Çünkü öğrenciler dediğim gibi düz mantık. Hemen diyecek ki lan en pahalı hangisi? Bakayım ha bu model en pahalısı. Ben bunu alayım. En azından en pahalı telefonda vergimi düşünür diye düşünebilir. Şimdi arkadaşlar telefon kısmı bu şekilde. Biliyorum pek çoğumuzun herkesin hatta iPhone alma hayali vardı. Hatta birçoğu şunu planlıyordu. Ya ben iPhone alırım. Zaten kendim kullanmıyorum. Onu satarım güzel bir paraya. Oradan da bir 20-30 bin lira cebe indirmiş olurum. Bu tarz planlar yapanlar da vardı. Bir de şu var. Bu cihazlar arkadaşlar sadece öğrencilerin adına kayıtlı sim kartlarıyla çalışacak. Yani eğer kullandığınız sim kartı bir başkasının üzerine ise kendi üstünüze almadan bu cihazlarda çalıştıramayacaksınız. En önce kendi üzerinize aldırmanız gerekecek ve sizin üzerinize kayıtlı sim kartları haricinde farklı bir sim kart takıldığında bu cihazlar da çalışmayacak. Bunu belirtmiş olalım. Şu var arkadaşlar. Bu çokça gelen bir soruydu. Adam mesela demiş ki ya benim tamam üzerime sim kart var ama ben başka bir sim karta geçersem o çalışmayacak mı? Çalışacak. Onda sıkıntı yok. Yani sim kartın sizin üzerinize kayıtlı olması yeterli diyebiliriz. Bir başka unsur ise şu. Bilgisayar arkadaşlar. Telefon veya bilgisayar diyordu ya. Burada acaba şunu soruyorlar. Ya ikisini birden alabilir miyim? Yani hem telefon hem bilgisayar alabilir miyim? O konuda net bir açıklama yok arkadaşlar. Yani şunu demediler hem bilgisayar hem de telefonu vergisiz alabilirsiniz demediler. Biliyorsunuz sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan bir metin vardı. Orada diyordu ki bilgisayar veya telefon. Şimdi oradaki veya ifadesi her şeyi değiştiriyor dediğim gibi. Veya dediği için ikisini birden alma ihtimaliniz olmayabilir. Bunu unutmayalım. Bilgisayar tarafında da yine aynı şekilde Türkiye'de montajlanan ve Türkiye'de üretilen bilgisayarlar diyor. Burada zaten marka sayısı bir eldeki parmak sayısı kadar bile değil. Dolayısıyla yelpaze bir aile sınırı
sınırlı. Tek sorun fiyat sınırı getirilecek olması. Malum bilgisayarlarda akıllı telefonlar gibi değil. Zaten bu listedeki akıllı telefonların en pahalısı arkadaşlar 16-17 bin liradır mal. Ama bilgisayar tarafında çıta biraz daha yükselebilir. Çünkü neden? Hani bir oyuncu bilgisayarı alsanız böyle kalburüstü 34-35 bin lira para ödüyorsunuz. Biraz daha iyi bir şey alayım dediğinizde ödemeniz gereken ücret 50 bin Türk lirasını rahat bir şekilde geçiyor. Dolayısıyla derlerse ki ya biz burada size 25 bin lira ya da 20 bin lira fiyat sınırı koyduk. O zaman her şey biraz böyle kötü olacaktır. Çünkü dediğim gibi 20 bin liraya alabileceğiniz kaliteli bir bilgisayar gerçekten yok denecek kadar az. Bu da öğrencilerin çok fazla işine gelmeyecektir. Gerçi bu telefon olayı da bence patladı. Yani bilmiyorum arkadaşlar, dürüst olayım, ben öğrenci olsam hani şu telefonları bana vergisiz olarak verseler bilmiyorum ya, alır mıyım almaz mıyım? Hani bu telefonları zaten ben e-mail klonlatarak alsam, yani kaçak yollarla, biliyorsunuz bunu ülkemizde bir aile yaygın olarak kullanılan bir şey, daha ucuza geliyor. Böyle saçma bir durum da söz konusu. Ama hani klonlatma falan uğraşmak istemiyorum derseniz hani böyle bir fırsat var önünüzde. Muhtemelen önümüzdeki günlerde bu model yelpazesi biraz daha genişleyebilir. Neden diyeceksiniz? Malum ülkemizdeki Çinli marka sürekli telefonlar çıkartıp duruyorlar. Mesela kısa süre önce Realme C serisine yeni modeller eklemişti. Türkiye'de üretilen. Mesela onlar bu listede yer almıyor. Bu listeye dahil edilebilir dolayısıyla. O açıdan yeni modeller eklenebilir arkadaşlar. Muhtemelen BTK falan bununla ilgili bir liste yayınlayacaktır. Ya da Cumhurbaşkanlığından resmi bir liste gelecektir. Bu şu anda hani gazetecilerin falan yayınladıkları listeler, Türkiye'de üretilen, montajlanan telefonların listeleri, güncel cihazların listeleri arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar dahil edilir. Çok yüksek ihtimalle. Ama bunun üzerine dediğim gibi yeni çıkan, kısa süre önce çıkmış olan ve çıkacak olan telefonlar da eklenebilir. Ama yine de şunu belirtmek gerekiyor. Türkiye'de zaten üst seviye telefonlar üretilmiyor, montajlanmıyor. Dolayısıyla ben üst seviye güzel bir telefon alacağım ümidine kapılmayın. Zaten öyle bir telefon üretiliyor olsa dahi arkadaşlar muhtemelen fiyat sınırına takılacaktır diye düşünüyoruz. Eğer bu konuda sizin de yorumlarınız varsa aşağıda bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.